Zaten şarkıyı söylerken başıma gelecekleri tahmin ettim. Her seferinde böyle çekeceklerse bittim ben gerçekten. Ama beraber dans edeceğiz tabii ki sizlerle, stüdyomuzdaki değerli izleyicilerimiz. Efendim, eğer hazırsanız ben İsmail için yorumları almak istiyorum. Sizinle başlamak istiyorum. Efendim, buyurun. Ben bu çocuğu çok beğeniyorum. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Çok. Çok sağlam okuyor. Sahneye de çok yakışıyor. Bu Kıvanç Tatlıtuğ beyefendinin yağmurda kalıp ıslanmış çekmiş hali. Sağ ol hocam. Biraz minyatürü ama çok güzel sahne kullanıyor. Ve hakikaten o baskıları da fevkaladenin fevkinin de fevkinde. Teşekkür ederim. Duygusunu hocam cebinde taşıyor. Öyle bir şey olamaz. Yani söylenecek tek söz, siz zaten karşı tarafa geçmişsiniz çocuğum. Başarılar dilerim size. 10 üstü 10. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Demet? Ben ceketine de bayıldım. Yakışmış sana. Hem de böyle hep siyahlar, griler, bir de kahve, Recep de kahve giyiyor ya, çıldırtıyor beni. Ama bu renk inanılmaz yani, cesaret ister böyle bir ceket. Ortaç, giyer misin böyle bir ceket? Sen asla. Gençken giyerdim, şimdi giymem. Ay, bu da yaşlılık şeyine girdi, deli mi ne? Çok güzel, çok. Çok değil mi? Petrol mü pantolon gibi mi? Petrol ben yeşili. Öyle yok, görüyorum. Yeşil. Petrol yeşili biraz hocam. Biraz gibi. Efendim, üstte de çağla yeşilleri, oranjlar ve çok güzel, çok genç, pırıl. Teşekkür ederim hocam, değil sağ olun. Değil mi Orhan? Helal olsun. Şahane de dans ettin. O yüzden 10. Teşekkürler Demet. Serdar? Evet, dans da çok güzeldi. Ben atladım. Teşekkür ederim hatırlattığınız için. Çok güzeldi o eli böyle yapa. Aman, pek güzel oldu. Başka numara olsa onu vereceğim de yok, yer kalmadı. Sağ olun. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Serdar, sen ne söyleyeceksin? Ben de çok beğendim. Dansın da çok güzeldi. Mikrofonu her zaman romanda yaptığımız gibi beline takman çok güzeldi. Ceketi çıkartacağını düşündüm orada. Onu da beline takacağını. Onu yapmadın. Ben de çok beğendim. Bir şey hatırlatmak istiyorum söz sırası bana geldiği için. 7 Haziran'da Türkçe Olimpiyatları var. Benim çok değer verdiğim bir organizasyon. Orhan Baba da çok beğenir. Seninle oraya gitmek istiyorum. Çünkü bizim programımızdan hemen ertesi gün. 8'inde de benim 212'de konserim var. O yüzden tam ara gün sen, ben ve bizim ekip Türkçe Olimpiyatlarına gidiyoruz. Söz ver bana. Söz veririm hocam. Harika. Gideriz. Ben de 10 puan evet veriyorum. Teşekkürler. Niye bu çocuk geliyor seninle? En çok bununla anlaşıyorum. Yani bu beyefendiyle anlaşıyorum. Çünkü denedin mi? Evet, içeride. Aferin evladım. Biz kuliste aralarda konuştuğumuz zaman en kafama yatkın İsmail geliyor. Yani en esprili. Denedim mi, hangi anlamda söylediğinizi bilmediğim için. Sen bana bak. Sen onu bunu bırak, sana geliyoruz şeyle, Haluk'la. O şarkıları eğer hazırlamadıysa senin kafanın gözünü patlatırız. Bir tane şarkı vardı, ikimiz de bilemedik kıymetini diye. Onu da size göndermiştim. İşte onları göreceğiz. Almadınız, orada. Bülent Sertaş okudu şimdi. Şarkı okusun. Muhteşem olmuş, tabii, bir dinleyin. Tabii. Bak, inanmıyor işte. Yok. Çok güzel olmuş şarkı, onu beğenmediniz. Ya sanki ben yani sizi tanımıyorum, bilmiyorum. Hayır ama neden? Hiç tescilli değilsiniz sanki. Peki, ben uzayda mı yaşıyorum? Sizin bilmiyor muyum verilerinizin ne olduğunu? Bana mı söylüyorsunuz? Zaten hepsi muhteşem ama çok sağ hani olun. O anki haleti ruhiye açısından. Yoksa hepsi fevkalade, birbirinden güzel. Güzellerini işte artık vermiyor. Kendiniz hayır, efendim. Dinletiyor. Ondan sonra diyor ki sana verebilirim diyor mesela. Hayır, dinletiyor. Ondan sonra Allah o geçti. Vardır. O geçti. Öyle şeyler. O sendrom kenara, geçti. Yok. Çocuk hepsini yolladı. Hepsini yani yolladım. Hepsini sağ olsun. İşte Bülent Sertaş beyefendinin okuduğu şarkıyı da Bülent Hanım'a yolladım. O anki işte hali ruhiyeti yani, demek ki beğenmedi. Kısmet.
Ama onun sesinde şarkı dev olurdu. Bülent abi de çok güzel okumuş. Sertaş. Onun sesi çok güzel. O da çok güzel okumuş. Evet, güzel. O dinlemeni istiyorum Bülent Hanım onu. Ne olur bir ara tamam, dinle. Tamam çocuğum. Peki Orhan Bey ne diyecek acaba? Ha, puanını... Notum 10. 10 puan. Teşekkür ederim. Muhtelif güzel cümlelerin mutluluğunu yaşayan biri olarak bana söz bırakmadılar. Söylenecek bütün sözleri söylediler. Zaten İsmail hepimizin çok beğenisini kazanan, son derece yetenekli, çok iyi bir yorumcu. Onun için tabii ki hepimizin notu yüksek olacak. Ayrıca diğer yarışmacı evlatların da hepsi çok iyi zaten. Bundan sonra daha zorlaşacak ve daha üzüleceğiz. Ama mecburen sonunda bir kişi kalacak. Mecburen. Ama bilin ki bütün bu hepiniz birinciliğe namzetsiniz. Hepiniz birinci olmaya yeterlisiniz. Sizi kutluyorum evlat. Çok iyi yorumcusun. Tabii ki benim puanım da 10. Teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. Sağ ol. Gayet güzel puanlar aldın. Çok çok teşekkür ediyorum sana ve tebrik ediyorum tabii ki. İsmail gerçekten çok güzel bir performans sergiledi. Çok daha güzel şarkılar, çok daha güzel performanslar da göreceğiz. Diyoruz. Ama kısa bir reklam arasının ardından ikinci yarışmamıza geçeceğiz. Evet.